Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha önce bir Bob Ross tablosunu pantolonuma çizmiştim. Hatta bugün de o pantolonumu giydim. Bunun anısına. Geçen gün düşünürken dedim ki neden bir tane de yüzme çizmeyeyim? Bu yüzden bu videoda bir Bob Ross tablosunu yüzme çizmeyi deneyeceğim. Yani aslında şöyle, bunu ilk düşünen ben değilimdir diye düşündüm. Ki zaten imkansız yani. Tabii ki de insanlar bunu yüzme yapacaklar. Çok yetenekli. Daha yetenekli insanlar bunları yapacaklar. Ama Bob Ross tablolarının ya da işte Bob Ross resim sevinci programının aslında birazcık da olayı eğlenmek, hata yapmaktan korkmamak olduğu için ben hiçbir zaman strese girmiyorum. Yani Bob Ross ne derse onu yapmaya çalışıyorum ve olmasa da kısmet. Bugün bu geniş alnımı, bu kocaman suratımı tuval olarak kullanacağız. Bela. Bu yüzden tam olarak nasıl yapacağımı bilmiyorum bu arada. Hani gerçekten çok hazırlıksızım. Daha iyi, az önce bir şeyler izledim ve kolay bir şey bulmaya çalıştım. Bulamadım tabii ki ama her şekilde zor olacaktı zaten. Bu yüzden önemli değil. Bob Ross sonuçta bu. Sadece boya konusunda makyaj malzemelerimi kullanmayı planlıyorum tabii ki de. Ama asıl sıkıntı şu ki yani bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Neyse, önemli değil. Sonuçta ortaya karışık bir şeyler yapacağım. Ya makyaj fırçalarını kullanacağım zaten de. Boya konusunda ne yapacağımı bilemedim. Yani yüzüme akrilik boya falan süremem herhalde. Sürebilirim. Ya da bunları ıslatıp yapıyoruz ya. Sadece birazcık şeyleri kötü olur. Gölgelendirmeleri... ne? Sadece birazcık gölgelendirmeleri falan kötü olabilir diye düşünüyorum ama önemli değil. Bunlar sonraki detaylar. Sonuçta önemli olan bunu yapmaya başlayacak olmamız. Şimdi başlıyoruz. Nasıl yapacağımı şimdi birazcık bana öğretecek birazdan Bob Ross. Tell you what, let's start right off today and have run all the colors across the screen that you need to paint along with us. Böyle bir şey yapmama gerek var mı? Today I'm using an 18 by 24 inch canvas, a thin coat of liquid white. Yüzümü white'a boyayamam. So the liquid white beyazdan. Is there only? All right, let's go right up in here. Aslında bugün dedim ki bu kötü günlerden birazcık çıkıp en azından daha olumlu bir şey yapabiliriz. Çünkü Bob Ross izlediğimiz zamanlar kimsenin derdi olmadığı o muhteşem çocukluk zamanlarımızı hatırlatıyor bana. Bu yüzden bunu yapmak istedim ve bence belki bu videoyu atamam çünkü başarısız olabileceğimi düşünüyorum. Ama buna rağmen en azından eğleneceğim. Bu videoyu sadece eğlenmek için çekiyorum. What else? Now we'll start just making little X's. Just little crisscross strokes. That easy. Saçlarım giriyor. Ben cidden ne yapıyorum? Doğru bir şey yapmıyorum. And we'll work all the way across the canvas. And we start at the top and work down. That way the paint is continually mixing with the liquid white that's already on the canvas. Ben nasıl yapabilirim bunu peki? Ben bunu nasıl yapabilirim? Alnımda şey kaldı böyle. Neyse. Bu işe başlarken zor olacağını biliyordum. Çünkü gerçekten aklımda o kadar hiçbir fikir yoktu ki. Dağım kocaman değil. Aslında değil. Ama alnım çok tipsiz. Alnım neden böylesin? Alnım niye böyle? Böyle saçma bir şey oluştu. Orantılı bile değil yani. Yaptığı bir şey o kadar. Borus'unkinin yanından bile geçmiyor ki.
Şaşırdım yani. Şaşırmadım da. Ne yapacağım şaşırdım şu an. O yüzden birazcık da flip flop. Maybe not this. Let's have still water. So pull from the outside in. Like so. That's all there is to it. We'll go to the other side. Do the same identical thing. Anladım. Şu an benim yapamayacağım bir şey yapıyor. Daha koyu bir maviyle şuraları geç dedi bana. Burada. Böyle böyle kenarlarını. Çünkü burayı böyle kenarlarını neden böylesiniz saçlarım? Belirlerse sanırım şöyle bir şey oluyormuş. Daha ortaya odaklayabiliyormuşuz insanların gözlerini. Benim. Bence oldu gibi. Corners. I'm just gonna add a small, a little bit of black. I wanna make a little mountain in here. Şimdi daha yapacağız. Bir dakika daha yapacağız. Hangi? Bunu yapsam olur. Ben nasıl daha yapacaksam? Ben kafama göre bir renk çıkaracağım ortaya. Sen hiç merak etme, Bob Ross'cum. I want to make up a little mountain in here. And I want to make a dark lavender looking color. Very dark. Very very dark. Yaptım ben. Maybe a little more crimson. Proportionally böyle. Much much more crimson than blue. Okay. Wipe the old knife. We just wipe the knife on a paper towel. That's most important how you load the knife. Take it, cut across the paint and get a little roll that lives right out on the edge of the knife. Benim bıçağım yok. Let's go up in here. Tell you what, put a little white with that. I'll make a distant mountain first. Little mountain that lives far away. Aldım şuralarında yaşayan bir mountain çizeceğim şimdi. Yeah, right here. Büyük bir uzaklarda yaşayan dağ oldu ki bu. Uzakta yaşamayan bir dağ. We all see nature through different eyes. Ben de bu gözle görüyorum. Hemen bunun önüne bir tane büyük bir dağ çizeceğim. Nasıl yapacaksan. Batırdım ortamı. Oops. Şimdi bir de gölgelendirmelerini yapmam lazımmış bunun. Bu YouTube tarihinde yapılmış en kötü şeylerden bir tanesi olabilir. Artık ben ağaç falan yapabilir miyim Bob Ross? Ne yapamadım? Bob, özür dilerim. Sana çok özür dilerim gerçekten. Ama samimi söylüyorum şu anda. İnsan bir şey bu kadar rezil edebilirdi. Ağaç yapmaya geçebilir miyim ben Bob Ross?
tam buna göreymiş. Bu neymiş? Bunu ben yapayım. Mahvettim. Cidden Bobros'a şu an yapabileceğim en büyük iyilik buradan defolup gitmek olur. Onu yapamıyorsam ben de kendi kafama göre bir şeyler yapayım. Ne yapayım ya? Burada bir ağacımız varmış. Biraz oldu. Biraz oldu mu? Biraz olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Sence oldu mu? Buna oldu denilebilir mi? Şuraya bir ağaç bırakacağım. Bırakamıyorum ki ya. Oho. Yok yok, bir şey söylememize gerek yok cidden. En iyisi ben eyelinerla çizeyim. Birkaç tane ağaç oraya. Evet, aslında bu son hali böyle oldu. Yani ne kadar Bobros'u ya takip etmeye çalışsam da onu takip edemedim. Çünkü yüzünde renkleri karıştırmak çok zor oldu bu farlarla işte. Diğer kullandığım akrilik boya bile kullandığım yüzümde ve şu an bunu nasıl çıkaracağımı düşünmeye başladım. Ama önemli olan bu değil sonuçta. Yani sonuç olarak bence biraz benzedi yine de. Yani tam emin değilim. Her ne kadar kendime emin olmak istesem de değilim. Ama benzediğine inanmak istiyorum. Bu yüzden gözüme, yani yapabildiğim tek şey olan göz makyajından yırtmaya çalışacağım. Bu yüzden geçen bölümlerde kırdığım aynayı kullanıyorum bu arada. Göz makyajı yaparak birazcık dünyamı güzelleştirmeye çalışacağım. Belki şurada bir şey çıkar, ağaç çıkar falan filan. Burada belki bir dağ vardır. Eyeliner dağı. Öyle şey yapmayı düşünmüyorum ama. Bunun bir minyatürünü de gözüme yapabilirim belki. Sanki alnıma yapabilmişim gibi böyle bir iddiamın olması da çok komik bu arada. Moralim bozuldu mu? Evet. Yapabileceğimi mi düşünüyordum? Evet. Yapabildim mi? Hayır. Ama bu önemli değil. Böyle bir su rengi alıp... Kaşlarım dağa benziyor zaten. Çok mu komik? Evet. İnsanın kendisiyle konuşması gibi bir şey yok. Neyse. Evet, böyle bir şey oldu. Bobros'unkine aslında... Böyle gözleriniz kısa ve yaklaşık 5 derece miyopsanız, gözünüzü takmıyorsanız baktığınızda benziyor. Hani öyle bir bakış açısıyla bakarsanız, öyle görürseniz benziyor. Ama onun dışında detayları yapamadım. Sadece böyle bir silüeti benzer gibi oldu. Dağlar bile bir tuhaf oldu zaten. Ama olsun. Benim hoşuma gitti. Zamanımın çoğunu burada geçirdim. Buralarımda mı bulaştırmışım ben bunu? Zamanın çoğunu burada geçirdim. O yüzden en azından eğlendim. Kendimle eğlendim yani. Fena değildi. Selam. Bu arada painting'imle konuşuyorum. Yaptığım o şaheserle konuşuyorum. Her neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.
Görüşürüz.